Ali Reçber Piyasa'nın herkese merhabalar değerli arkadaşlar. Bugün 2 Nisan 2020 Perşembe. Şimdi piyasalara tekrar göz atacağız. Şöyle her zaman olduğu gibi dolar endeksiyle isterseniz başlayalım. Dolar endeksi evet 5'in üzerine döndü ve bu bölge şu an için bir destek oluşturuyor ama marş şu an için günlükte olduğunu düşünecek olursak bakalım. Şu 60'a kadar belki 100 o anlamda önemli. Çünkü 100'ün üzerine çıkacak olursa bu biraz süreci sekteye uğratabilir gibi gözüküyor. Yani sekteden kastım dolar endeksinin tepkisi. Şuradan bir şey alacağım da. Şöyle bakayım. Tamam. Grafik. Yan tarafta aynı zamanda bir grafiğe bakıyorum. Evet bir istek var. Bu hareket yukarı giderken. Yani dolar endeksinin yukarı hareketi risk iştahını azaltır dünyada. Onu demek istiyorum. Borsalara gelen borsaları yatay hareketi aşağı evrilme durumunu gündeme getirebilir. Ama 100'ün üzerine bu kırmızı 6'ya 4 saatliğe 60'ın üzerine çıkmaması lazım. Hemen dönüyoruz. Şeyde burada çok önemli bir destek. Euro dolarda 1.0890 dün de bahsetmiştik. Aslında burası tutunmak isteyecektir diye düşünüyorum. Günlüğe dönüp baktığımda 60 dakikada dönüp bakıyorum. 60 dakikalıkta hemen hemen aynı bölgede. Çok kritik saatlerdeyiz. Amerika açılışı çok önemli olacak. Ya da şöyle günlüklerde ne diyoruz bakın. Birinci, ikinci, üçüncü. Gerçi tam da 5'in üzerinde kapanış var. Kaç yapmış? Euro dolar. 1.10.25 kapanış. 1.10.34 üzerinde. Birinci gün, ikinci gün. Yani yarın tarım dışı istihdamla aşağı yukarı yapar mı? Bunu izliyoruz. Yapmayacak olursa aşağıya euro dolar paritesinde. Sarkma tekrar nereye olabilir? 1.07'leri konuşulabilir. Bu noktada. Çok pardon. Dönüyorum. 4 saatlik grafikte de durum şu an için kritik bir destekti. Peki bu durumda Euro USD. Euro TL biraz daha bu noktada biraz daha geri çekilmiş durumda. Olduğunu düşünüyorum daha doğrusu. Neden çıkmadı? EURTR'yi. İnanılmaz ağır internet. Ve açmadı. Şöyle açalım. EURTR 7. 7.36'lar gördükten sonra şu an 7.25'lerde. Ama genel trende baktığımda hafif de olsa bir geri çekilme. 7.27'nin altında kalması demek. 7.20, 7.20'nin altında ilan edebilir ama 20'nin üzerinde kaldığı sürece şurada olduğu gibi düzeltmeler sonrası devam edebilir diye düşünüyoruz. Uyumsuzluklar var. Yani fiyat yukarı giderken kanatta şunu kaldıralım. Şöyle yapalım daha güzel olacak. Uyumsuzluk fiyat yukarı giderken göstergeler aşağı yapıyor. Bu uyumsuz olduğunu gösteriyor. Yani tuzaklardan bahsediyoruz bu noktada. En azından dolar TL'de de benzer bir hareket yanılmıyorsam söz konusu. Dolar TL'ye baktığımızda da benzer bir hareket var. Çok ağır internet. Gördüğün kadarıyla her yerde şikayet geliyor. Tabii herkes internet kullanıyor normaldir ama burada da gördüğünüz gibi 6.71'ler görüldükten sonra 6.65'lere doğru bir geri çekilme. Hemen bakalım. Saatlikte önemli nokta. Bakın saatlikte 6.64'ü aşağıya kıracak olursa ki zorluyor. Yukarı aşağı yukarı aşağı zorluyor. Büyük ihtimalle kırabilir. Yani tüm döviz çiftlerinde sanki TL tepki vermek istiyor. 6.53'ü aşağı kırması halinde burası zirve ve düzeltme kabul ediyor diyeceğiz. Yani günlüklerde ne demiştik? Günlüklerde trend uyumsuz yukarı aşağı. Yani geri çekilmeler şu an için 6.60'a kadar olabilir. Ama öncesinde çok pardon 4 saatliğe baktığımda 6.60-6.62'ye kadar olabilir. Burayı kırması çok önemli. Eğer 6.64'ü kıracak olursa trend bu defa zirve yapıp onaylamış olacak ve aşağı geri çekilmeler göreceğiz dövizde. Döviz çiftlerinin hepsinde bahsedebiliriz. Yani biraz daha istek var. Sanki Amerika açılışıyla kıracak gibi gözüküyor. Hemen buradan nereye dönelim? GBP, USD'ye dönüyorum. Sterlin dolara dönüp baktığımda sterlin dolar
dolar euro dolara göre güçlü, yukarı istek devam ediyor, büyük ihtimalle yukarı yapacak. Peki Brent petrole dönelim. Brent petrol çok güzel tepki verdi biliyorsunuz. Şimdi altın ve bakın harika. Yani o çizdiğimiz senaryo olmaya başladı. Aşağıya sıkışıp yukarı. Yani 29-30'lara doğru istek devam eder. Sıkışıp 30'ları geçemediği sürece alt devam edecektir ama yukarı istek oluşmaya başladı. Tepki oluşmaya başladı. Bu küresel risk iştahı açısından da olumlu diyebiliriz. En azından beklentileri bundan sonra. Bakın ne demiştik birkaç gündür. 60'a, 4'e 60'a dokunuyor, geri çekiliyor. Dokunuyor, geri çekiliyor. Şimdi burayı kırmak isteyecekti. Kırması gayet en azından piyasalarda olumlu bir hava estirebilir. Bunu söyleyebilirim. Şimdi hemen buradan dönüyorum. Nereye dönelim? Altına dönelim. Altın fiyatları da yine bahsi konu olan bant aralığımızda seyrediyor. Gerçi 60 şu an için tuttu. Dün akşam da 60 çok önemliydi bakın. Görüyorsunuz harika çalışıyor. Şu an için tuttu. Biraz daha belki yukarıda bu hareketin devamı gelebilir. Ama hala hazırda öyle çok güçlü altın alıp başını kopacak hareketler olmayacaktır. Sıkışacaktır. Yukarıdan şöyle baktığımızda aşağıda şöyle bir destek olarak baktığımızda 1570'lerin altı şimdilik zor. Yukarıda da tahmin ediyorum ki 1600'ün üstünde 1615 ile 1630 bu bölge aralığında biraz daha sıkışacak gibi gözüküyor. Yani çok fazla yukarı bir hareket beklememek lazım diye düşünüyorum. Bantlarımız içinde yani sınırlar içinde seyir devam ediyor. G, L, D, G, R. Gram altında da belki bugün biraz daha dolar geri çekilmesiyle birlikte hafif bir geri çekilme ama hala hazırda güçlü. Hala uyumsuzluklar var. Hala uyumsuzluklar var. Yeni tepe devam etmesine rağmen ama bakın uyumsuzluk olabilir. Ne diyoruz? Her zaman uyumsuzluk olabilir. Bu sadece kar realizasyonu anlamında bunu izliyor olacağız. Ortalamaların üzerinde kaldığı sürece bakın bir gün kalsa da ikinci gün, üçüncü gün yukarıda. Ama hala hazırda güçlü. Uyumsuzluk bakın gene devam ediyor. Dördün altında kapanışları oluştuğunda biraz uzuyor ve aşağıdan fırsat veriyor. 340'tan 334'e kadar yani iyi bir kar realizasyonu. Burada bir tane yapmış. Amerika açılışında eğer şu ortalamanın altına gelmezse yani temkinli iyimser olmakta fayda var. Saatlikte tutmuş. Açılış sonrası eğer önümüzdeki bir saat sonunda şu ortalamanın altına gelecek olursa 342'nin altına gelecek olursa uyumsuz bölgede biraz daha kar realizasyonu görebiliriz. Altın fiyatlarıyla bağlantılı olarak baktığımızda hala güçlü dönüş için sert saatlik ve 4 saatliklere bakıyoruz. Yani temkinli ya ben buradan altını alıp tutarım yukarıda 350'nin üzerine 360'a satarım demek biraz riskli olmaya başladı ama hala hazırda güçlü olduğunu da söylüyorum. Stop loss olarak 340 izlenebilir. Dönüyorum. Çok pardon. Nereye dönelim? Gram altın, Euro TL, GBP TR'ye isteyen arkadaşlarımız dolu. Sterlin dolar TL hareketi açısından baktığımızda da burada da büyük ihtimalle bir geri çekilme 8 belki 20'lerin altına doğru bir hareket söz konusu olur. Burada bakıyorum. Burada da aynı durum. Uyumsuzluklar oluşmaya başladı. Bakın fiyatlar yukarı giderken çok fazla uyumsuzluk oluşmaya başladı. Bir dövizlerin hepsinde TL bugün bütün paralara karşı biraz daha tepki veriyor. Peki XAG USD gümüşe bakalım. Gümüşte durum nedir? İnanılmaz yavaş. Gümüş biraz daha, evet biraz daha. Bakın bu da gümüşte de 4 saatlik tepki verdi. Gayet güzel. Bu tepki biraz daha devam edecek. Gümüş biraz daha şanslı altına göre onu söyleyebilirim. Peki Brent dedik, gümüş dedik. Şöyle bir maksat göz atalım bakıra. Neden bu kadar ağır ben anlamadım. Bakır da. Evet bakır da. Dünyada sanki böyle reel sektör tarafında biraz daha. Zaten yatayda tepkiler biraz daha hızlanacak. Pamuğa bakalım. Pamuk da tepki vermeye istekli. Pamukta da bir dönüş olacak yavaş yavaş. Şu an için bütün enstrümanda böyle bir istek var. Hemen buradan nereye dönelim? DAX endeksine dönelim. DAX endeksi. Evet. Bir ağırlık var ama bu ağırlık nedir? Hala anlamış değilim.
DAX endeksi de bizim çizdiğimiz sınırlar çerçevesinde seyrediyor. Gayet güzel. Yani bu bizim için piyasanın daha stabil, daha sakin ama zaman zaman daha çok yukarı istekte olabileceği süreci getiriyor. Yani bahsetmeye çalıştığımız gibi şu an için gayet iyi. Mesela bakın görüyorsunuz 60 çok güzel çalışıyor. Demek ki biraz daha istek yukarı devam edecek. Peki Dow Jones'ta durum nedir? Dow Jones'ta da benzer durum söz konusu. Bakın Dow Jones'ta da aynı durum. Amerika açılışıyla birlikte biraz daha hızlanması lazım. Çok güçlü gelmiyor ama şu 20'ye üzerine atarsa biraz daha iyi olacak. Yani belli ki sınırlar aralığında yani aşağıda 20.500-23.000 önemli destek demiştik. Burası çalıştı. En azından şu noktaya bakın değerli arkadaşlar. Şu seviye inanılmaz ağır. Neden böyle oldu yine? Binliğe döndüm. İnternetler de çok ağırlaştı ya. Evet. Şu ortalamasının üzerine atıp şöyle bir yatay ama daha çok yukarı. Daha önceki tepeleri geçmek isteyen dar alanda yukarı hafif düşük tansiyonla yukarı. Daha doğrusu normal bir tansiyon diyebiliriz. Belli bir bantta hafif hafif yukarıya devam edecektir diye düşünüyorum. Dow Jones'ta da durum bu. 4 saatte dönüp bakalım. 4 saatte de dediğim gibi biraz önceki gibi değişiklik yok. Peki 100 endekse durum nedir? Sonra en son Bitcoin ve diğer paralara bakacağız arkadaşlar. Bizde de ne diyoruz? 20'nin üzerinde 5'le birlikte yoluna devam. Evet. Yukarıyı denemek isteyecek. Belki birkaç gün içinde biraz daha bakın 20'ye dokunmaya başladık. Yani yarın bizim için önemli. Yarından sonra ya biraz daha aşağı geleceğiz bu bantla birlikte şöyle devam edeceğiz. Ya da biraz daha hafif de olsa yukarı 90'ların üzerine çıkmak isteyen bir hareket görebiliriz ama sınırlarımız için beklediğimiz bant hareketi devam ediyor. 60 dakikalarda dönüp bakacağım 100 endekse. Çok karar aşamasında. Peki X30 yakın vadede durum nedir? Burada da çok farklı olmadığını düşünüyorum. Bu ara bu öksürüğüm arkadaşlar şunu söyleyeyim. Merak eden arkadaşlar olun sağ olsunlar. Herkese sağlık diliyorum. Bazı şeyler içince böyle tatlı bir takım şeyler içince maalesef gıcık yapıyor şu arada. Meşrubat değil ama. Evet. 100 endeksten 30 endekse şöyle dönüyorum. 30 endekse baktığımda burada sıkışma devam ediyor. Bayağı daraldı Mars sıkışıyor. Bizim yukarı yapmamız için 60'ı geçmemiz lazım. Aşağı yapsa da alış gelir yukarı zaman içinde deneyecektir ama 104 önemli destek olmaya devam ediyor arkadaşlar onu söyleyebilirim. 4 saatliğe baktığımda biraz daha sanki 100 endekse göre biraz daha iyi gibi ama bunun üzerinde kalmamız şart şu an 105-700. 105-500, 105-500, 106'nın üzeri bu bölgede kalmak isteyecektir diye düşünüyorum. Hemen hisselere dönüp bakalım. Hisselerde şöyle 4 saatlik grafikler üzerinden tek tek gezelim. İnşallah burada hızlı bir gezi yapabiliriz. Ya inanılmaz kötü. Yani biraz önce değildi ama neden böyle oldu? Allah. İnanılmaz kötü. Şunu kapatayım o zaman. Belki benim işlemlerden dolayı olabilir. Şunu kapattım. Biraz bekletiyorum arkadaşlar. Of. Of programdan atacak şimdi. Neden böyle oldu? Arkada başka program da yok ama şunu kapatalım. Tekrar açacağız arkadaşlar. Çok anlamsız bir
Şunu çeksem acaba ne olur? Şöyle çekeyim. Başka bir ekran da var. Bu ekranın ağırlığı olabilir belki. Evet. Tamam. WhatsApp'ımız açık değil. WhatsApp açık olunca bazen ağır işliyor ama. Biraz bekletiyoruz sen arkadaşlar. Bu arada piyasalar oldukça sakin seyrediyor. Dar aralıkta seyrediyor. Bu normal bir şey çünkü bir bekleyiş içinde ama olumlu haberler gelmesi ihtimaline karşılık burada ama tabii ki hala dip bölgede 20 günlüklerini birçoğu geçemedi ama 20 günlüklerin üzerinde günlükler açısından baktığımızda 20 günlüklerin üzerine atmaya başladığında biraz daha piyasalar hakkında olumlu görüşümüzü artıracağız. Şunları kapatayım. Şunları kapatıyorum. Çok ağır. Şu an hisseler tarafına dönüp bakalım. Sanki daha iyi oldu şimdi. Evet. Evet, biraz daha iyi oldu. Neyse, bu yayın böyle biraz şeye uğradı. Hemen şunu kapatayım. 4 saatliğe bakıyorum. Endekse göre mesela 100 Adana Çimento endekse göre şu an endekse paralel. Çünkü XU100 bakın şöyle bakalım. Endekse göre paralel şu an için. Adana. Hızlı hızlı geçelim. 4 saatlik grafikten Adana endekse paralel. Efes paralel. Pardon, Efes biraz daha görece zayıf. Çünkü 20'nin altında Agol. Endekse göre şu an için paralel. Akbank endekse göre zayıflamaya başladı bakın arkadaşlar. Hala zayıf daha doğrusu. Bir türlü toparlıyor bu banka. Akbank. Aksigorta. Endekse paralel. Aksa. Çok güçlü. Aksen. Güçlü. Alarko güçlü. Yani 60'a gitmek istiyor bakın birçoğu. Daha doğrusu şu ana kadarki baktıklarım. Albaraka. Endeksen zayıf. Pardon endekse paralel. Albaraka gayrı endekse paralel diyorum. Alkim. İlk defa Alkim sanki endekse paralel dönecek gibi gözüküyor. Anadolu'cum çok önemli bölgede. Şu an için endeksen hala güçlü diyebilirim. Ama evet şu an için güçlü 60'ı geçemiyor ama geçtiğinde iyi bir hareket oluşabilir. Önemli de direnç bölgesi. Anadolu Hayat paralel, Arçelik paralel. Aselsan evet endekse paralel. Aygaz endeksine görece güçlü. BİM endekse paralel. Bizim endekse paralel. Görece güçlü ama BİM. Brisa endekse paralel. Borusan hala hazırda endeksten güçlü. Batıçım endeksten güçlü. Bursa Çimento güçlü. Coca-Cola paralel. Cemtaş şu an için endeksten hala hazırda güçlü. Çimsa endekse paralel. Çelebi paralel. Deva paralel. Doğaş paralel. Doğan Holding endeksten zayıflamaya başlamış gözüküyor. Eczacı ilaç paralel. Eczacı yatırım biraz daha zayıf gibi. Endeksten Ege Endüstri. Endekse paralele dönüyor. EKG'ye paralel. Kim EKG'ye? Paralel. Enerjisa endekse paralel. Enka endekse paralel. Erbosa bayağı güçlü. Ereğli endekse paralel. Proto endeksten yavaş yavaş güçleniyor gibi. Garanti. Evet garanti biraz zayıf gibi ama Amerika açılışıyla sanki biraz toparlar gibi gözüküyor. Goodyear paralel. Gözde paralel diyoruz. GS'de. O da şu an için endekse paralele dönmeye başladı. Çünkü 60'lar geçilemiyor. Ama görece güçlü. Gübre. Endekse paralel.
Güneş sigorta endekse endeksen güçlü ama endekse paralele dönecek gibi gözüküyor. Halkbank endekse paralel, Ektaş endekse paralel, RGO sanki biraz endekse paralel, İndes görece endeksen güçlü, HLGO, İndes endekse paralel, İpek endeksen şu an için güçlü, İşçi hala zayıf, İstemir, İşçiye de şöyle bir bakalım, İşçiye de yani marjlar da bitmiş durumda ama belki bir tepki hareketi olabilir, izlenebilir. İstemir endekse paralel, İSFİM paralel, İşgeo güçlü. İşmen burada tutunursa tepki olabilir, endekse paralel ama diyoruz. Karel endekse paralel. Karsan hava çok karardı ve yağmur başladı şu an İstanbul'da. Karsan endekse paralel. Biraz daha iyiydi aslında dün ama endekse paralel diyoruz. Görece güçlü. Endekse paralel karton. Koç Holding. Ben Koç'ta bir hareketlik bekliyorum. Giderek uyumsuzluk oluşmaya başladı. Marjlar düşmeye başladı. Şu an için endeksten biraz zayıf, görece zayıf. Kerevitaş endekse paralel. Klimasan endekse paralel. Kortsa endeksten görece güçlü. Koza A güçlü. Kozal endekse paralel. Kardemir endekse paralel diyorum. Logo endekse paralel. Mavi sanki endeksten biraz ayrışabilir. Yani endekse paralel, görece güçlü gibi. Migros endeksten güçlü. Bakın Migros'ta bir hareketlik olabilir arkadaşlar. Bir atak olabilir gibi gözüküyor. Evet. Olumlu ya da bir Migros. Medical Park endekse paralel. Netaş endekse paralel. Net Holding güçlüydü. Tekrar görece endeksten güçlü. Odaş endekse paralel. Otokar. Şu an endekse paralel de hatta güçlenme isteği vardı ama şu an endekse paralel diyorum. Pardon, endeksten zayıf, özür dilerim. Otokar. Petkim endeksten güçlü hali hazırda. Pegasus endekse paralele dönüyor. Sahol endekse paralel. Sasa bu ortalamayı kırmaması lazım. Yukarıda 8-10 ihtimali var. Bu ortalamada tutup yarın da bu ortalama üzerinde kalabilir. Sonrasında bir tepki, son bir kez bir tepki deneyebilir. Ama 7-50'nin altında, en azından 7.48-7.45 bu seviyenin altında kapanış oluşmaması lazım. Oluşursa şu ortalamaya doğru geri çekilebilir. Sasa son günlerde bayağı hareketliydi. Şişe görece güçlü. Şekerbank endekse paralel. Soda hala güçlü. Şok Market güçlenmeye devam ediyor. Güçlü. Tat aynen Tat'ta şeyde olduğu gibi, Sasa'da olduğu gibi bu seviyeler oldukça önemli. Sanki biraz daha sıkışacak gibi. Tav endekse paralel, Türksel. Yani yavaş yavaş endeksten zayıf hareketine, endekse görece endekse uymaya çalışıyor. Hava yolları endekse paralel. TKF endekse güçlü. TUMOSAN güçlü. TUASO güçlenmeye başlamış endeksten. TURKAS güçlü. TRGO güçlü. Trakyacam hala hazırda güçlü. TSKV endekse paralel. Türk Telekom endekse paralel dönmeye başladı. Türk Trakya çok güzel. Çok güzel. Tüpraş endeksten güçlü. Ülker endekse paralel, endeksten güçlü ama görece 60'ı geçemediği takdirde endekse paralel dönebilir. Vakıfbank mesela zayıf gözüküyor. Ama marjlar çok dar. Yani zayıf gözüken kağıtlarda da marjlar çok dar. Ortalamalarından çok uzaklaşmıyor. Bu hala stabil yatay piyasa izlenimini veriyor. Devam edecek gibi gözüküyor. Vestel de aynı durumda. Paralel. Yataş güçlenmeye başladı. Güzel. Yapı Kredi görece zayıf. Soren şu an için endekse göre biraz daha iyi. Evet. Durum bu arkadaşlar. Bu akşam tekrar herhalde 10.30-11 gibi tekrar bir canlı yayın yapacağız. Şu an için gün içi yorumu sizlerle paylaşmış oldum. Sorularınız olsa dediğim gibi iletebilirsiniz herkese. Bol kazançlar. Zaten buradan cevaplamaya çalışıyorum ama detaylı sizlerin özel sormuş olduğunuz soruları da cevaplamaya çalışıyorum. Göndermeye, PDF'ye devam ediyoruz. Herkese bol kazançlar. Görüşmek dileğiyle.